Odak Noktası'ndan merhaba değerli izleyenler. Yine gündemin öne çıkan başlıklarını paylaşmak ve gündeme getirmek üzere karşınızdayız Odak Noktası'yla. Şu sıralarda hem sosyal medyada yine hem de haber siteleri üzerinde biliyorsunuz ki Aziz Yıldırım'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve burada yapacağı temaslara ilişkin düşen haberler yer alıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileriyle önce görüşmeyeceğini açıklayıp sonrasında tekrar görüşeceğini açıklayan ancak yine bununla ilgili olarak da ister istemez pek çok polemiğe bulaşan Aziz Yıldırım'ı konuşuyor. Bazı çevreler biz de aslında Aziz Yıldırım'ı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileriyle neden görüşmediğini merak ettik. Konuya ilişkin olarak Federasyon Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu'na şimdi bir görüşte bulunalım. Kendisine soralım bu durumu, nelerin yaşandığını. Sayın Başkan merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, belki çok tartışabileceğimiz bir konu değil, bilmiyorum ama yine gündemde olduğu için size sormak isteriz. Efendim, size böyle bir davet, daha doğrusu böyle bir telefon, bir mail, bir mesaj geldi mi sizi ziyaret etmek istedikleri noktasında? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ya. Dün Sayın Mehmet Ali Taraflı ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep etmişler. Daha sonra her ikisi de yani biz hassasiyetlerimiz vardır. Futbol Federasyonu ziyaret etmezseniz biz bu görüşmeleri gerçekleştiremeyiz diye karşı tarafa söylemişler. Evet. Bunun üzerine Türkiye'den aracı olan arkadaş, kendisiyle buraya gelen arkadaş akşam beni aradı. Ve bizimle görüşmek istediğini söyledi. Biz de tamam dedik. Ve randevu verdik. Daha sonra uçak gecikti. Randevuyu saat 2'ye aldık. Fakat saat 3'te tabii daha sonradan öğrendik biz bunu. Bize gelmeden Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmek istediler. Cumhurbaşkanı da kabul etmedi. Futbol Federasyonu'nu ziyaret etmezseniz ben sizi kabul edemem dedi. Ve bu şekilde bir kriz yaşandı. En sonunda da zaten ne bizimle ne de zaten Cumhurbaşkanı iptal etti görüşmeyi. Görüşmeden de bu iş bitti. Evet. Sayın Sertoğlu, biz neden hep benzer durumlarla muhatap olmak durumunda kalıyoruz merak ediyorum. Yani Türkiye'den herhangi bir yetkili, özellikle sportif anlamda bir isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceği zaman hep aynı sorun yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmek istenmiyor gibi bir durum var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim ya. Tabii bu Sayın Aziz Yıldırım ve Yıldırım Demirören'de yaşandı. Bu iki başkanın gelişiyle ilgiliydi bu sıkıntı. Daha önceleri gelen başkanlara geldiler, görüştük. Fitnet Ormanı'na geldi. Daha önceleri gelenler de vardı. Fakat son dönemde iki kez Aziz Yıldırım geldi, bir kez de Yıldırım Demirören geldi. Her ikisiyle de bu sorun yaşandı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gelin veyahut da gelmen, seven veyahut da sevmen, beğenin beğenmen. Ama eğer sen bir randevu aldıysan veyahut da gelmeyeceksen, pişman oldun, telefon yiyen, nasıl randevu alırsan aran neden ki biz bu randevumuza gelemeyeceğiz. Bu etik olan adam gibi adamların yapacağı iş budur. Aldığın randevunun iptal ettiğini ben gelen bir SMS'le öğrenmeyeceğim. Gelen bir SMS'le öğrendim de bu senin yaptığın terbiyesizlik demektir. Kıbrıs Türk insanına yaptığın bir terbiyesizliktir bu senin. Bu terbiyesizliğe prim verenleri ve destekleyenler de senden daha büyük terbiyesizlik yaparlar demektir. Sen eğer bir randevu aldıysan, randevuna geleceksin. Gelmeyeceksen de arayacaksın bir saat, iki saat önce. Arayacaksın ki kusura bakmayın ya. Bir sebebi ne istese olsun, gelmekten vazgeçtim de ya. Adam gibi ne olacak yani? Ama ben bir SMS paketinden telefonuma mesaj gelerek ve randevunu iptal edildiğini öğreneceğim. Bu ne demektir ya? Sen kimsin yani? Sen Aziz Yıldırım olabildiğin kadar başkanın başkanı da ama sen kimsin yani? Burada da bir ülke vardır. Burada da bir federasyon vardır. Ve federasyonun başkanın yönetimi vardır. Binlerce insanı temsil eder bu federasyon. Bu memleketin en köklü kurumlarından bir tanesi Futbol Federasyonu. 1955'te kuruldu. Sen KKTC'ye neden geldin? Menfaat ve çıkar sağlamak için geldin. Evet yani peki. Artık bu yapılan terbiyesizliklere bir dur demenin zamanı geldi ya. Bence de Sayın Cumhurbaşkanı bu terbiyesizliğe dur dedi. Helal olsun kendisine. Evet. Peki ziyaretin nedeninin aslında sportif amaçlı olmadığı, yatırım amaçlı olduğu gibi söylemler var. Bakın, sportif amaçlı değilse
İkinci Cumhurbaşkanı'nda ne işin var? Efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nda ne işin vardır? Fenerbahçe kulübüne menfaat sağlamak için geldin sen bu adaya. Üniversite kuracaksın, arazi istersen banka alacaksın, bilmem ne yapacaksın. Türkiye'de yapamadıklarını geleceksin istersen benim memleketimde yapasın. Evet. İşin gerçeği budur. Peki yani Sayın 2. Cumhurbaşkanı Tarat'la görüşmesi ve öte yandan Sayın Akıncı'dan da randevu alması sonrasında... Sayın Mehmet Ali Tarat da, bakın Sayın Mehmet Ali Tarat da Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyeti gösterdiği Futbol Federasyonu'na gideceği taahhüdünü aldı da öyle görüştü. Mehmet Ali Tarat'ı da kandırdılar, ben size söyleyeyim, oyuna getirdiler. Peki... Yoksa Sayın Mehmet Ali Tarat da görüşmeyecekti kendileriyle. Ben bunu bizzat biliyorum, yani akşam konuştuk yani. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sırf sizinle görüşmek istemediği için ya da sizinle görüşmediği için Aziz Yıldırım'ın kendisine vermiş olduğu aslında randevuyu da iptal ettiği bilgisi konuşuluyor. Kesinlikle %100 doğrudur. Sayın Akıncı Futbol Federasyonu'nda görüşmeyeceksiniz, ben sizinle görüşmem dedi ve kesti attı yani. Evet, yani bu, peki siz bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü? Hayır, görüşmedim ama özel kalem müdürüyle görüştüm. O kendisine teşekkür ettim Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetinden dolayı. Evet. Peki aslında artık buna bir kriz mi demek gerekir? Ne yazık ki ya da bazı yetkilerin, Türkiye'den gelen bazı yetkilerin bu bağlamdaki aslında bizim duyarlılığımızı gözden kaçırmış olmalarıyla mı alakalı bilemiyoruz ama bir üzücü olay daha yaşamış olduk. Geçmiş olsun diyelim. Umarız bundan sonraki dönemler içerisinde aynı hatayı yine Türkiye'den gelecek olan sportif yöneticiler en azından arkadaşlar, spor anlamında konuşalım yapmazlar. Yani şimdi bakın, Türkiye'li, Kıbrıslı, bunları geçin ya. Biz önce insanık yani ve Türk'ük. Bunları da biz birbirimize destek çıkmazsak, birbirimize sahip çıkmazsak bize kim sahip çıkacak yani? Zaten en büyük sıkıntı da burada. Bize en büyük ambargoyu uygulayan kendi insanlarımız yani. Bu kabul edilir bir durumu yoktur yani bunun. Kusura bakmasın kimse yani. Sen bu adaya geliyorsan gelip de bir kahve içmek yani senin için sana zor mu gelir yani? Nedir yani bu? 10 dakikadır gelip de gideceğin yani ne olduydu yani? Bir şey olduydu. Muhatap alman, alma. Bundan sonra biz de seni muhatap almayız. Bu kadar olur biter ama bu işin, bu kavganın kime faydası vardır yani? Birine faydası vardır, kimseye faydası yoktur. Sayın Sertoğlu, Yıldırım Demirören'le daha önce kişisel bir husumeteniz olduğu için bir dönem, az önce bir dönem yaşamış olduğumuz o krizi gündeme getirenler vardı. Acaba Aziz Yıldırım'la da bir husumetiniz var mıydı öncesinde? Şunu söyleyeyim ben. Ya, kişisel ne husumetim var benim Yıldırım Demirören? Nedir yani? Hasan Sertoğlu nedir? Bu böyle söyleniyor tabii. Vakat dedikodudur ya. Benim de kişisel ne husumetim olacak ya? Yıldırım Demirören ama nedir yani? Evet. Peki. Nedir yani? Banga soyduk da paylaşamadık da husumet. Aldılar, ne oldu yani? Yazılar birbirimizle bir şey yaptı. Ne oldu yani? Böyle bir şey yoktur. Hep dedikodudur yani. Evet. Peki. Teşekkür ederiz programımıza bağlandığınız için. Bir kez hayırlı daha. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu'na sorduk. Bir Aziz Yıldırım krizi yaşadık. Bir ziyaret krizi daha aslında. Benzerini de yaşamıştık Yıldırım Demirören'le ilgili olarak da. Sayın Sertoğlu yine tepkiliydi. Yine aynı söylemlerde bulundu. Ve aslında bizzat en büyük ambargoyu bu gibi iletişimsizliklerle aslında birbirimize, kendi kendimize uyguluyoruz dedi. Bunun Türkiye'den ya da Kıbrıs Türk tarafından yapılmış olması önemli değil. Hepimiz Türk'üz dedi. Bu ifadeleri kullandı. Ama yine böyle bir durum ortaya çıktı. Madem eğer sportif bir burada bir düşüncesi yoksa neden Sayın Tarat'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istesin ki diye de bir ifadesi oldu. Biz sorduk kendisine. Sportif amaçlı bir aslında ziyaret değil. Bu yatırım amaçlı olduğu bilgisi ulaştı bize demiştik. O da böyle bir yanıt verdi. Sayın Sertoğlu'nun sözlerini hep birlikte dinledik. Şimdi yeniden gündemin bir başka maddesiyle ara vermeden devam edelim değerli izleyenler. Evet, iki gündür yeni bir yasa, daha doğrusu yeni bir tüzük, yeni bir uygulamayı konuşuyoruz. Özellikle çalışma izniyle çalışan vatandaş olmayan şoförleri etkileyen bir uygulama. Diyalog gazetesi de iki gündür konuyu manşetine taşıyor. Bugün de manşetten direksiyona şimdi kim oturacak sorusunu sorarak çıktı. Çalışma izni şoförlerin taksi ve otobüs kullanmasına yasak getirilmesini eleştirenler ve bundan duyulacak olan mağduriyet dile getirilmiş. Ön sayfaya taşınmıştı. Biz de bu konunun üzerine gitmeye devam ediyoruz. Şimdi iki konuğumuz var Kariş'ten.
Birisi Sayın Mehmet Özsezer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yönetim kurulu üyesi Kariş'ten ve yine Kariş'in yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Sayın Adnan Doğruyol. Hoş geldiniz Merhaba, efendim. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Çok sağ olun. Konuyu şimdi biz çok yakinen takip etmeye çalışıyoruz. Bunu destekleyenler olduğu gibi, bu yasayı destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de var. Bir mağduriyetin söz konusu olabileceğini dile getirenler var. Öte yandan ciddi bir aslında bu sektörde istihdamın dışında kalifiye eleman bulabilmenin ciddi bir sıkıntı olduğunu, yerli iş gücünün bu alanda hizmet etmek istemediğini, hizmet vermek istemediğini biliyoruz. Kaç kişi çalışıyor? 1 Temmuz itibariyle en azından kaç kişi bu işten etkilenecek taksiciler anlamında? Öte yandan önümüzdeki yılbaşı itibariyle de bunlar otobüs şoförleri de etkilenecek. Bunun acaba hizmete nasıl yansıyacağı ile ilgili bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı bilemiyoruz. Yani bir de sizlere sormak isteriz aslında. Neler söylersiniz? Size başlayalım isterseniz önce. Şimdi öncelikle biz sektörden kişiler olarak kendi insanımızı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşını çalıştırmaktan rahatsız değiliz. Onu ifade edeyim. Yani biz bulduk. KKTC vatandaşı da çalıştırmadık mı? Yoktur. Evet. Hükümetimiz bu kararı almazdan önce bizlere istişareye geçmeliydi ve bunun altyapısını hazırlamak gerekirdi. Ondan sonra bu yasayı geçirecekti. Bizim de itirazımız, hiç kimsenin de itirazı olmazdı. Ama yoktur elde. Yani kalifiye, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, şimdi her ehliyeti alan otobüs şoförü değil. Yani insan ilişkileri tamam mı? Direksiyonu tamam mı? Evet. Öğrencilerle, yolcularla diyaloğu nasıldır? Yani bu yoktur zaten. Sıkıntımız buradan ibarettir ve bunları nasıl aşacağız? 1200 tane çalışma izinli otobüs şoförü var. 1200 çalışma 1200 izinli. Kişi. 1200 kişi KKTC'nin önünde 1 Ocak'tan itibaren işsiz kalacak, bir. İkincisi, 1200 kişinin yerine biz nasıl dolduracağız? Peki şimdi şöyle bir şey var. Bu 1200 kişi çalışma izinli ama çalışma izni 6 yıldan az mı? Çünkü tamam. Beyaz kimliğe işaret ediliyor ya. Tamam. Tabii ki çok olan da var. 10 yıl olan var ama vatandaş olamayan var. Tamam, bunlar etkilenmeyecek ama. Nasıl etkilenmeyecek? Beyaz kimliği, yani muhacirlik yasasında hükümet çözmedi ki. Ama ona böyle bir alternatif yol bulunabilir mi? O konuşuluyor. Yani eğer 6 izni varsa ona uygun bir belge hazırlanabilir. O belgeyle devam edebilir. Sonuçta kimlik almaya da belki, bilir. Tamam, belki 1200'ün 700 tanesi tamamdır. 500 kişi ortalama konuşuruz. Şimdi tam bilmiyorum bu, evet, şeyi. Evet. 500 kişi nasıl olacak? Yani bunu bizlerle görüşülecek diye. Bu envanteri bizim çıkardığımız gibi onların elinde zaten doneler vardı. Onlar çıkaracaklardı. Onlar bu, evet, altyapıyı yapacaklardı. Açsınlar bir okul ya. Meslek burada sanayi bölgesinde ileride bir okul açsınlar. Meslek okulu. Gençler buna yönelsin. Biz razıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan, yer bilen, kendini çok iyi ifade eden kişileri biz çalıştırmaktan yakınmayız zaten. Arabalarımız eski derler, arabaları yenileriz. Bugün İngiltere'den, Almanya'dan gelen otobüslerimiz elektronik cihazlar. Biz bunları burada gelince görürüz. Ya da gittiğimiz yerlerde görürüz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden adamıza gelip burada çalışan, bu işleri icra eden arkadaşlar, inanın ki bu araçları orada zaten gördü. Ve bu işin uzmanı kişilerdir. Evet. Yani bundan dolayı büyük sıkıntılarımız vardı. Tabii daha çok sıkıntımız vardır ama gündem maddesi bunu söylediğiniz için önce buna söz getireyim. Zira aslında tabii en sıcak konu bu. Bununla beraber pek çok konu daha var. Adnan Bey ile devam edelim. Siz neler söylemek istersiniz? Evet. Aslında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir düzenleme getirirken bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımız kadar aslında yeni mağduriyetler de yaratıyoruz. Bu, evet, sadece bu konuyla ilgili değil. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bütün paydaşların sizce görüşü alındı mı? Sizlerin fikirleri alındı mı? Sizlerin yapmış olduğunuz varsa itirazlarınız değerlendirildi mi? Sizce gerçekten bunda terazinin iki kesesine baktığımızda bu uygulamayla beraber kazananlar mı daha fazla olacak? Ülke adına, toplum adına, çalışanlar adına daha fazla kazançlı olan kesim mağdur dengesine baktığımızda sizce terazinin hangi kesesi daha fazla? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizler kamu araçları için ecel birliği olarak
6. ayın 22'si 2015 yılının tarihinde çıkan motor araçları yol değişiklik yasa tasarısına şiddetle karşıyız. Neden karşıyız? Sizin sorduğunuz gibi kazancı olan veya olmayan var mı? Biliyorsunuz bu ülkede biz kamu taşımacılığı yapıyoruz. Kamu taşımacılığı hassas bir noktadır. Biliyorsunuz ki özellikle otobüs süren kişiler bu ülkede azdır. Dolayısıyla kendi vatandaşlarımız daha sıkıntı vardır. Ve burada bizim en değer verdiğimiz çocuklarımızı güvenle yarınlara taşıdığımız için ve çok hassas bir iş olduğu için herkes otobüs süremiyor. Evet. Dolayısıyla burada bu işi birden kesip şey yapmanın işte bir Ocak 2016 tarihinden itibaren çalışma izniyle şoförler çalıştırılmayacak denildi. Bunu bir zamana yayıp ancak o şekilde olabildi. Bu nasıl? Bizim çözüm önerimiz vardır. Çözüm önerimiz şudur. Biz de istiyoruz ki ülkemizdeki gençlerimiz bu işe önem versin. Şoför okulu açılabilir. Mesela bu nasıl? Esnaf sanatçılar diye bir şeyimiz var, birliğimiz var. Orada meslek anlamında mesela kuaförlük var, terzilik var. Bir okul açılır veya meslek liselerinde bir bölüm açılır. 2 yıllık. Ve burada bunlar bütün detaylarıyla insan ilişkileri olsun, taşımacılıkla ilgili, otobüsle ilgili yetiştirebilir. Ondan sonra bu olabilir. Ki biz bu noktada beyaz kimliğe de alan kişiler devam edebilir ama bunun süreci vardı yani. Sürece bırakılmalıydı. Ve bir de bunu çıkarılmaması gerekiyordu. Bir de biz bu sektörde en büyük sektörüz. Kamu araçları işletmeci birliğine sorulmadan ve böyle sanki medezoru zorundan dayatmayla bu iş yapıldı. Bunu biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten bugün biz çok önemli basın bildirisi yayınladık. Ve bu basın bildirisine göre bu çözüm önerilerimizi orada belirttik. Eğer bu iş böyle ısrarla devam edilecekse çok büyük bir eylem sürecine gireceğiz. Ve bunu yapmakta da kararlıyız. Çünkü bizler bu iş yapıyoruz. Ekmeğimizi bu işten çıkarıyoruz. Ve bir an önce biz nereden şoför bulacağız? Yani ülkede evet. O zaman herkesin çocuğu okula gidemeyecek, evinde kalacak. Çünkü kim taşıyacak bunları? Çünkü bu iş hassas bir noktadır. Ve taşımacılık önemli bir noktadır. Özellikle otobüs sürmek herkesin harcı değildir. Diyaloğun sorduğu gibi direksiyona şimdi kim oturacak? Evet, yani kesinlikle kim oturacak? Bu işleri kim yapacak? Ben onu sayın yetkililere, bizi hükümet edenlere, erk olanlara soruyorum burada. Dediğiniz gibi direksiyona kim oturacak? Bu işleri kim yapacak? Evet. Peki Adnan Bey, böyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi sizce bundan daha çok mağdur olanlar mı? Daha fazla mağduriyet mi yaşanacak yoksa gerçekten evet. Ne getirecek bu düzenleme? Bu düzenleme hiçbir şey getirmez. Yani bu düzenleme erken alınmış, düşünülmeden yapılmış bir düzenlemedir. Burada biz sadece otobüsleri konuştuk ama taksicilerin de çok büyük mağduriyet vardır. Demin Mehmet arkadaşım söyledi, 1200 kişi, 1200 aile olarak düşün. Onları çarpın 4 ile 6000-7000 kişi ekmeksiz kalacak ve bu işlerden gerçekten insanlar evine ekmek götürüyor, evinde bu parayla geçiniyor, çocuk okuluyor ve hayatını bu şekilde idame ettiriyorlar. Dolayısıyla bu 1200 kişiyi, yani bu çalışma izniyle çalışanları birden kesip bu işi yapamazsınız demeniz doğru değildir, etik değildir. Biz kaldı ki bize hiç sorulmadan bu yasa, bizim haberimiz vardı, doğrudur. Ama biz birden meclise gidip ve bu değişiklik yasa tasarısının, trafik değişiklik yasasının geçmesi bizi çok üzmüştür. Biz basın açıklamamızı yaptık. Bu işin düzeltileceğini umut ediyoruz. İnşallah bu yönde adım atılır ve yani mağduriyet çok fazla. Yani burada bir işte tamam amaç nedir? KKDC vatandaşlarının iş bulmamasını sağlamak ama yoktur bu işin okulu ve bizim insanımız bu işe talep etmiyor. Bakın ben üniversite mezunuyum. Mehmet arkadaşımız üniversite mezunu ve bizler üçüncü kuşağız, ikinci kuşağız. Yani babalarımız da bu işi yaptığı için bu işi yapıyoruz. Ama dışarıdan insanlar bu şoförlüğü yapmak istemiyorlar. Neden? Herkes üniversite bitirmek istiyor ama bizim de babamız bu işi yapıyor diye biz de bu işi yapıp devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla siz bunu özendireceğiz. Özendirmeniz gerekir. Şimdi siz bana diyorsun ben buradan kamuoyuna duyuru yapıyorum. Gelsinler varsa şoför yarın herkese iş vereceğiz. KKDC vatandaşı yoktur. Öyle yani ilan da çıkıyor. Yani şoför yok. Dolayısıyla gelsinler iş isteyen varsa yarın işe başlasınlar. Biz bunu karış olarak öncülük edeceğiz. Gerekli firmalara bu arkadaşları koyacağız. Yok. Buradan kamuoyuna ilan ediyorum. Arkadaşlar duysun.
televizyon yolunda sizin basınınızda olmadığı için çok büyük sıkıntı vardır. Sonra buradaki insanlara sen 1200 kişiye veya bundan daha fazla olabilir. Birden sen bu iş yapamazsın bu tarihten sonra. Bu insanların burada yatırımı vardır. Çocukları okula gidiyordur. Bu insanlar en azından bizim vatandaşımız. Ya Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC aynıdır. Sonra burada bu adamlar buraya katma değer koyuyorlar. Burada yaşıyorlar. Burada gerekirse ev aldılar. Bu adamları taksiciler ve otobüsçileri, bu şoförleri bu şekilde şey yapmak, kısaltmak çok acı bir olay. İnşallah bu yanlıştan dönülür. Biz bu anlamda belki Mehmet arkadaşımız da söyleyecek. İnşallah bu yasa tasarını Cumhurbaşkanımızla görüşüp geri göndermesini ve bizim istediğimiz şekilde bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki ülkede o kadar sorun varken bu toplu taşımacılıkla ilgili siz kalkın bunu yapın. Yani nedir yasalar biliyorsunuz. İnsanları rahatlamak için, ne bileyim sivil toplum örgütlerini önünü açmak içindir. Ama evet. Siz sürekli bizim önümüzü tıkamaya çalışıyorlar. Bakın bu ülkede ne vardır efendim? Toplu taşımacılık politikası var mı? Devletin politikası yok burada. Şu anda toplu taşımacılıkla ilgili politika. Ülkede toplu taşımacılık yok. Biz kendi öz sermayemizle, kendi emeğimizle bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi kaldı ki kendi sermayemiz ve emeğimizle yaptığımız yatırımların karşılığını alamıyoruz. Bu ülkede şimdi nedir sadece bizim getirimiz? Öğrenci taşımacılığı var. Onu da çok büyük hassasiyetle yapıyoruz. Bakın biz kademe araştırma yaptık 2011-2012 yılında. Yaptığımız araştırma otobüslerdeki kaza oranı 1/2'dir. Yani hemen hemen bu insanlar demek ki işini tam yapıyorlar efendim. Yani bu insanlar kamu görevi yapıyorlar. Bizim en değer varlıklarımızı, çocuklarımızı taşıyorlar. Okullara götürüyorlar. Her bölgeden, bütün Kıbrıs bölgelerinden ve kaza oranı da çok azdır otobüslerin. Yani bu istatistik doğrudur. Yani poliste de bu vardır. Dolayısıyla gelinen bu noktada bizim bir sürü sorunumuz vardır. Kaçak taşımacılık var, oteller, gazinolar, üniversiteler kendi işini yapmıyorlar, taşımacılık yapıyorlar. Efendim onlara gelin hep beraber dur diyelim. Çünkü herkes kendi işini yapsın. Çünkü biz de bu, bizim işimiz de bu. Bakın biz demin söyledik, bu işten ekmek yiyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Başka bir işimiz yok. Dolayısıyla bir de personel izin var çıktı başımıza. Onların kaldırılmasını biz talep ediyoruz. Yani sorunlarımız çok aslında. Kaçak taşımacılığı yapan insanların bu taşımacılığa dur demesini istiyoruz. Özel arabalar kaçak taşımacılık yapıyor. Z arabalar kaçak taşımacılık yapıyor. Gazinolar yapıyor. Oteller yapıyor. Üniversiteler yapıyor. Ve ülke bu işten de çok büyük katma değerden, vergiden şey yapıyorlar, vergi kaçaklığı, vergiden muaf oluyorlar. Yani vergi vermiyor bu insanlar, yapan bu insanlar. Ama biz her şeyimize vergimizi veriyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz ve bize haksız rekabet yapıyorlar. Bunların önlenmesi gerekir. Buradan ben izin kuruluna çağrıda buluyorum. Bunları durdurun, bizim önümüzü açın. Evet. Şimdi mesela Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na sorduk. Koordinatör Hürrem Tulgay ise bize göre oldukça olumlu demiş. Özellikle mesleki teknik gelişimi anlamında bir de hayata geçilebilmesi durumunda mesleki sürüş ehliyeti verilebilmesi için demiş. Bizler de muhtemel bir eğitim sürecine katkı koyarız demiş. Böyle bir ifadede bulunmuş. Ben çok özür diliyorum Mehmet'ten. Sizden de buna cevap vereyim. Buyurun. Şimdi Hürrem Bey burada şunu demek istedi. Olumlu derken yani bizim işte bu yönde işte berberlik, kuaförlük, terzilik alanında çıraklık eğitim merkezi var. Evet. Bunları yapıyoruz. Bunları da koyalım ve yapalım demek istiyor. Yani burada aslında aslında Hürrem Bey doğru söylüyor şu anlamda. Yani o anlamda yani bu bana göre mantıklı derken bunu kastediyor. Yani bir okulu olsun, okuldan mezun olanlar bu işi yapsın demek istedi. Evet. Peki. Kanaatindeyim. Siz de devam edelim. Şimdi geçen yasanın içerisinde bizden istenilen hem şoförümüz KKTC vatandaşı olacak. Hem çalışma dairesinden hizmet akdi onaylanmış olacak. Yani sosyal sigortaya, vergi dairesine ihtiyacında hiçbir borcun olmayacak. Hem ödemelerimizi 6 ayda bir alacağız. Tamam? Ve her sene de Rusya'nın doktoruna gidip bakınacak. Kontrol altına gidecek. Biraz önce yine söyledim. Adnan Bey de bahsetti. Hürrem Bey bu işe olumlu baktı ama bu işin altyapısı yoktur. Bu işin altyapısını hep birlikte bizler ki bu işin mutfağında olan kişiler olarak gelin birlikte yapalım.
Ondan sonra bu yasayı beraber geçirelim. Biz de önce olalım bu işe. Biz zaten bugün başkanımız Sayın Menteş Aytaç, Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürüyle görüştü ve müsteşarıyla Cumhurbaşkanımız bu yasayı incelemeye aldı. Evet. Bize gelen bilgilerin neticesinde. Umarım Cumhurbaşkanımız da sağduyulu davranır ve bu olayı tekrardan meclise yollar ve orada alt komitede tekrardan gündeme gelir. Çünkü büyük sıkıntılar doğuracak bu yasa. Adnan Bey'in de dediği gibi bu ada ülkesinde herkes kendi işini yapsın. Yani üniversitelere izin kurulu izin verir. Otellere personel izin verir. Belediyelere izin verir. Dönüp bir de bunu ister bizden. Aslında biz beklerdik ki izin kurulundan ve ilgili hükümetten yolcu sayısını daha çok nasıl artırabiliriz? Yani bir toplu taşımacılığın hükümet programına girmesini, onunla ilgili toplu taşımacılığı nasıl geliştirebiliriz? İndirimli kredilerle, uzun vadeli düşük faizli hibe programlı kredilerle araçlarımızı daha yeniye çekip halka hizmet etme adına çalışmaları yapmamız gerekirken bizim burada gördüğümüz hep yokuşa sürülme, hep sektörü zora sokma. Son özellikle izin kurulu toplantısında verilen izinler var. Gündem dışı verilen izinler var. Bunlar Başbakanımız tarafından durdurulması için ilgili bakanlığa talimat verildi. Fakat durdurulmadı. Bu izinler dağıtıldı. Yani hükümetin, affedersiniz, başı da belli değil. Hükümetin başı da belli değil. Kusura bakmasınlar ama biz burada büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Muazzam sıkıntılara karşı karşıyayız. Bu insanlar bu araçları yıllardır kullanır. Ve biraz önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi yaptığımız bir araştırma neticesinde 2%'lik kaza oranı var. En düşük kaza oranı toplu taşımacılıkta çıktı. Evet, peki bu güzel bir şey. Yani o kazaya karışmama, daha doğrusu en azından güvenli sürüş, ama bununla beraber tabii bu bitmiyor. Şimdi birazdan buna bir pencere açarız. Yani bu yasanın neden çıkarılmak durumunda kaldığı ile ilgili olarak sizlere de sorularım olacak. Yani mevcut araçların yapısı olabilir, siz de bunlara cevap verirsiniz. Şoförlerin eğitimi olabilir, dil bilme, giyim kuşamdan tutun da yani uluslararası standartlarda bir şoförün belki de donanıma sahip olup olmama durumuyla ilgili bir sıkıntı varsa ve bunları aşma adına eğer bu adım atıldıysa, siz bunlara eğer bir yanıtınız yoksa bunu anlayabiliriz. Eğer bunlar yoksa tabii orada acaba başka bir anlam mı var ya da bu yasanın başka bir gerekçesi mi var sorusu da akıllara geliyor. Mesela Kıbrıs sorunuyla bunun alakası olup olmadığını değerlendirenler var. Vatandaşlıkla ilgili bunun bir değerlendirmesini yapanlar var. Türkiye'den gelen işçi gücüne karşı bir tavır mı acaba diye düşünenler de var. Var da var, bu saymakla bitmez. Siz tabii teknik konularla ilgili olarak rahatsızlıklarınızı dile getirdiniz ama böyle bir düşünce olabilir mi aslında bu geçen yasayla ilgili? Ne dersiniz ilgili yani? Hükümetin ya da ilgili bakanın bu netice içerisinde siyasi olarak ya da Kıbrıs meselesiyle ilgili bu sektörel anlamda sektörü de sıkıntıya sokacak kararı almasında esas sebep siyasi ise çıksın, halka açıklasın. Evet. Çünkü arkadaşımın da ifade ettiği gibi biz bugün karar aldık. Dedik ki bu işler düzelmezse biz eylemli karar başlayacak. Bu basın yoluyla başlar. Daha sonra da meclis önünde büyük bir eylem olur. Çeşitleri çok. Zaten sıkıntılarımızın yanında başka sıkıntılarımız da var. Yani midem siz konuyu açtınız. Siyasi olarak bizim güneye giriş çıkışlarımız da söz konusu değil. Değil hala. Evet. Yani biz bu konuyla ilgili Sayın Özdilnami ile görüştük kardeş olarak. Bize dedi ki bu beni ve karşımdaki iki görüşmeciyi aşan bir noktadır. İki liderin arasında görüşebileceği, sonuca bağlayabileceği bir sonuçtur. Ve biz ona da ifade ettik. Yani bu işler belli bir zaman içerisinde beklenir, iyi niyetli çerçevesinde. Şimdi Kıbrıs konusunda iyi bir hava eser gibi gözüküyor ama tabii biz mesleki açıdan bakarız olaya. Eğer onların bu tarafa geçtiği gibi biz geçmeyeceksek, biz aynı sıkıntıları yaşayacaksak, ki biz bu konuda devletimizden destek beklerken bu şekilde köstek göreceksek, biz belli sınır kapılarında da araçta elim yapacağız. Bunu buradan ifade edeyim. Evet, bir de zaten şöyle bir durum var. Bunun uygulamaya geçtiğini düşündüğümüzde bu şartları sağlayabilecek olan vatandaşların oluşturmuş olduğu ya daha doğrusu şoför ordusu yeterli değil. Zaten en az bir 500 kişinin işten ayrılma durumunda, yani mecburiyetten dolayı.
işten ayrılacağını söylüyorsunuz. Dolayısıyla zaten ister istemez bir grev olacak. Bu daha fazla yığılma olabilir toplu araçlara, servislere, daha fazla bir yığılma, daha fazla bir talep anlamına gelecek. Bu bağlamda sizlerin tabii daha fazla şoföre ihtiyaç duyma durumunuz ortaya çıkacak. Ve belki de bundan daha çok, en çok işverenler etkilenecek. Yerli, Kıbrıslı vatandaş işverenler etkilenecek. Bilemiyorum nasıl, daha neler doğabilir beraberinde, ama eyleme gelmeden önce devam edelim. Size göre asıl nedeni ne olabilir, ya da sizce farklı manidar bir nedeni var mı? Kıbrıs sorunuyla ilgili ya da vatandaşlıkla ilgili ya da Türkiye'den gelen, burada hayatını kuran ve şoförlük yaparak geçinenlere karşı bir acaba düşünce, bir karşı bir tavır olabilir mi? Böyle bir kendi aranızda şoförlerle konuştuğunuzda acaba bu gündeme geliyor mu? Şimdi kuşkusuz gelmek istemiyor. Çünkü biz biliyorsunuz dünyada artık ırkçılık kalmadı. İnsanı insan olduğundan dolayı sevmek lazım. Dolayısıyla ben katılıyorum ki bugün üçüncü ülkelerden, ne bileyim işte Türkmenistan'dan, işte nedir, Uzak Doğu'dan gelen, Haiti'den, ne bileyim işte Küba'dan, oradan buradan gelen burada kişiler var. Onlar ne yapıyor? Parayı oluyor, biriktiriyorlar, memleketine gidiyor. Ama diğer Türkiye'den gelen vatandaşlarım burada, burayı yurt buluyor. Her ne kadar adam burada 15 yıl kalmış. Tabii ki bu, şimdi açmışken söyleyeyim, bu vatandaşlık yasasında ben kişi olarak karşıyım. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde görmemiştir. 15 yıl kalacağım bir ülkede ve ondan sonra vatandaş olacağım. Benim örnek vereyim, benim bir arkadaşım evlendi şeyde, Hollanda'da. 6 ay içinde Hollanda, yani Türk'tü, Hollanda vatandaşı, Hollanda vatandaşı oldu ve Avrupa Birliği vatandaşı oldu. Düşünemiyor musun? 6 ay içinde Hollanda, bu gerçek yani. Dolayısıyla burada 3 yıl evleniyorsun da 3 yıl sonra vatandaş olacaksın. Bu yanlıştır. Yani bu tamamen yanlış bir olaydır. İnsanla düşününce üzen bir olaydır. Benim burada art niyeti olarak görmüyorum, görmek istemiyorum bunu. Tamamen bence yerli iş gücüne istihdam sağlansın diye bu düşünülmüş olabilir. Tabii ki sizin söyleyeceğiniz şeyler de olabilir ama evet, ben onu düşünmek istemiyorum. Bakın bugün bir sürü yerler var. Mesela oteller var, büyük işletmeler var, kurumlar var. Orada belli bir kota vardı. İşte diyor ki çalıştığınızın %30'u 40'ı vatandaş olacak. Gidin efendim bakın bakalım kaç tane vatandaş var o yerlerde. Yoktur. Siz gariban şoförün, gariban işletmecinin şeyiyle uğraşırsanız, ekmeğiyle, zaten zar zor şartlarda biz evimize ekmek götürüyoruz. Bir de bunu çıkarırsanız, Mehmet arkadaşım demin söyledi, yok hastaneye gideceğim, deli raporu alacağım, sağlık raporu alacağım, ne bileyim başka özellikler var. Yani işimizi kolaylaştırmıyorlar, önümüzü açmıyorlar. Dolayısıyla biz burada çok zorlanıyoruz. Bunların değiştirilmesini istiyoruz. Demin güneylerle ilgili bir şey söyledi arkadaşımız Mehmet. Güneylerle ilgili biz kar için tutumu şudur. Kıstasa kıstas. Onlar nasıl ki aynı şartlarda buraya geliyor, biz de aynı şartlarda eşitlik ilkesini varsayarak karşılıklı geçişlerin olmasını istiyoruz. Bu konudaki ilgili düşüncelerimizi Sayın Özgürnami'ye söyledik. Özgürnami de güven artıcı paketler içinde bu konunun olduğunu ve bu konunun gerçekleşebileceğini ve görüşmelerde bunu başkanlar düzeninde, baş müzakereci Özgürnami'ye bunu bahsettik, kariş olarak gittik ve bu işin çözülmesini istedik. Çünkü biz eşit bir ülkeyiz, eşit vatandaşlarız. Rumların bizi halen de 3. 4. sınıf burada vatandaş görmesine tahammül edemiyoruz. Bu otobüsün geçişleriyle, güneye geçişleriyle ilgili de eşit şekilde karşılıklı olarak geçişlerin sağlanmasını istedik. Evet, peki eylem durumunda siz daha önce de pek çok bu konuyla ilgili olarak, aslında geçtiğimiz 2 dönem öncesi söyleyelim, okullar açılmadan önce. Yine pek çok taleplerde bulunmuştunuz. Bunlar gerçekleşti, gerçekleşmedi. Eğitim Bakanı değişti vesaire vesaire. Yine eylemler gündeme gelmişti. Siz bu eylem kozunu sürekli olarak gündemde tutuyorsunuz ama anlaşıldığı kadarıyla çok da fazla ciddiye alınmıyor. Ne dersiniz? Vallahi yapıldığı zaman ne kadar ciddi olduğu görülecek. Yani anladın ne demek istesiniz. Devamlı surette gündeme gelir eylem. Bir defa Eğitim Bakanlığı mecliste yaptık. Hayır, şimdi evet. Burada Mehmet özür dilerim. Biz eylem yapacağız ve eylemlik sürecini, yani bunun çeşitli yolları vardır. Bir yani de biz dikkate evet, alınıyor, almıyor değil. Çünkü biz bunu yaptık bir keresinde ve büyük bir ses getirdik. Ki gerçekten eğer o an sağ olsun hükümet edenler bize duyarı davrandı ve çözmeye çalıştılar bizim konumuzu. Bu da okul taşımacılığı yaptığımızda 5 aydır ödeme olmadı. Düşünebilirsin, 5 aydır ben evime ne götüreceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim, mazotumu arabaya nasıl alacağım? Bunları ne yaptılar? Onlar da avans şeklinde ödediler bir kısım ve daha sonra bunu çözdüler. Çözmeseler
gerçekten çok büyük eylemlere yapılacaktı. Kamuoyunun bunu dikkate almasını diliyorum. Çünkü biz üyelerimizi şu anda durduramıyoruz. Yani. Herkes istim üzerinde, herkes ateş almış. Zaten şartlar zor, ekonomi çok bozuk. Ve üyelerimiz hazır. Yani. Üyelerimiz bizi zorluyor. İlla vuralım, kıralım, yani şey eylem anlamında diyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Karış eylem yaparsa emin olun ki çok büyük eylem olacaktır ve çok büyük ses getirecektir. Buradan yetkililere ben uyarıyorum. Bizi o noktaya getirmesinler. Peki ne istiyorsunuz şu anda? Biz öncelikle bu kararın tekrardan, bu yasanın tekrardan geri çekilip değerlendirilmesini, yani bunun bu şekilde KKDC vatandaşlarına yüklenmesini biz de isteriz. Biraz önce söylediğim gibi, ama altyapısını yaparak, yani 2 sene, 3 sene, 5 sene neyse, doneler kendilerinde daha nettir. Buna hazırlıklı olabilecek şekilde zamana uydurarak bu yasanın geçmesini isteriz. Bir de üniversitelerimiz gündemde, her sene 3 tane 4 tane üniversite açılır. Her açılan üniversitede eski yüzün üniversiteleri örnek alarak yolcu taşıma izni ister. Şimdi zaten... Onlar da aklı toplu taşıma yok. Nasıl toplu taşıma yok? Örnek yine Amerikan Üniversitesi. Ben sana söyleyeyim. Yine isim vermeden konuşalım. Tamam. Yani hiç mevcut bir... üniversitelerin hemen yanlarından ilgili işletmecilerin izinleri var, otobüsleri var ki çalışıyor. Fakat biraz önce de ifade ettiğim bir üniversitenin içine polis sivil araçların, yani sivil toplu taşımacılık araçlarının girmesini müsaade etmez. Neden? Okul koymaz. İzin kurulu bu konuda karar almaz, üretmez. Toplu taşımacılığı, o bölgedeki toplu taşımacılığı geliştirmesi için bir adım atmaz. Aksine döner üniversitelere izin verir. Peki bu zaman ne olur? Mevcut pasta güçlüdür. Güçlünce ne olur? İşletmeciler kendi arasında birbirine düşer. Mahkemeye gider, kavgalar olur. Yani dost akrabayı birbirine düşürür. Bu doğru bir anlayış değildir. Bu doğru bir anlayış değildir. Sen izin kurulu olarak bölge bölge insanları çağırıp diyorsan, anlaşın, barışın, şirket olun, ben sizi destekleyeceğim. Ve kooperatif olun, ben sizi destek vereceğim. Hatta izin de isterseniz size vereceğim. Şirketinize, kooperatifinize vereceğim dersen, hı hı, ve bunu yapan döndükten sonra giden o bölgedeki bir otele ya da bu sektörden hiç alakası olmayan herhangi birine izin verin ve o ilgili sektörün ayaklarının içine bir bomba atarsan, bu doğru bir yönetim anlayışı değildir bana göre. Önce bunları düzeltecek merkezi hükümet. Son, biraz önce söylediğim gibi, son verilen izin kurulunda verilen izinlerin durdurulmasını, hatta iptal olması için Başbakanımız Özkan Yorgancıoğlu talimat verdi ilgili bakanımıza. Fakat nitekim olmadı. Bütün izinler otobüslerin üstüne takıldı ve yanılmıyorsam yarından sonra yola çıkıyor araçlar. Bu demektir ki belli bölgelerde yeni işletmeciler oluştu. Belli bölgelerde başka kaosta çıkacak. Toplu taşımacılıkta kaosta çıkacak. Yine gazetelerde boy boy haberler, yine polisler her gün ihbar birbirlerinin üstüne. Bu tamam değil. Zaten mevcut izinleri fazladır. Evet. Sen aksine mevcut üniversitelerin belli sayıdaki tilerini artırmama uğruna, onların azaltacağın gücünü ve özel sektörden hizmet alacaklar. Ki biz özel sektörü temsil eden kişiler bu işten ekmek yiyelim. Ama gördüğüm kadarıyla tam tersi oluyor burada. Aslında şöyle bir durum var. Yani ülkenin neresine giderseniz gidin. Evet, bazı belli hatlarda, Lefkoşa'da, işte bazı kentlerimizde belli noktalar arasında bir transfer ağı var. Ama bu olması gerektiği gibi, tamam, değil. Ne güneyde, ne Türkiye'de ya da başka komşu ülkeyle karşılaştıramayız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz hani toplu taşımadan bahsediyoruz ya, aslında evet, toplu taşıma diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani, yani olması gereken standartlarda çok ilkel koşullardayız. Yani kimse, evet, yanlış anlamasın bundan. Ne araçlara, ne halkımıza layık araçlar var. Biliyorum hepsinin gerekçelerinde. Ben sizlere de aslında temaslarda bulunuyorum, yani olabildiğince sorunlarınızı da biliyorum, haklı gerekçelerinizi de biliyorum, ama bir de şimdi vatandaş açısından dile getirelim. Yani vatandaş açısından ben cevabını diyor ki, hazır verebilirim sana, tamam, burada. Tamam, söyleyeceğim şimdi, siz ben bitirince söylersiniz. Şunu diyor, yani ne toplu taşıma aracı? Arabası olmayan yaşayamıyor, işe gidemiyor, eve gidemiyor, okula gidemiyor. Şimdi tabii ki var,
yok mu toplu taşıma aracı? Var, tabii ki var. Şehirler arası var, şehir içlerinde var ama bu hem yetmediği gibi evet. hem de mevcut durumu da artık cevap vermiyor yani isteklere. Konfor bakımından olsun, sıhhat açısından olsun, güvenlik bakımından olsun. Şoförler olsun. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Öte yandan üniversitelere bakalım. Onlarda binlerce öğrenciyi her gün evinden okuluna taşımak durumunda. Ama güzergahlar yol durumu ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Otobüs bile içeriye sokarken zaman zaman üniversiteler sorunlar yaşıyorlar. Onlar da şunu istemez mi mesela? Sormak gerekiyor. Yani üniversiteler için konuşuyorum. Onlar da devletin olanaklarıyla, belediyelerin olanaklarıyla, öğrencilerin de her noktadan her noktaya ulaşabilecekleri bir iç transfer ağı olsun, hat olsun. Ve onlar da otobüs almak durumunda kalmasın, şoför belki de istihdam etmek durumunda kalmasın, daha az gideri olsun. Onlar da bunu isterler diye düşünüyorum. Yani sıkıntılar çok. Daha pek çok sektörü ilgilendiren bunun gibi durumlar var. Tabii bu bağlamda toplu taşıma mevcut haliyle de zaten tek başına bir sorun. Bunu da yönetemiyoruz. Peki sizce bu sorun tepeden tırnağa nasıl değişebilir? İlgili bakanı şu anda görev yapan bakanımız dahil son iki bakana karış olarak bizler toplu taşımacılığın nasıl gelişebileceği hususunda görüşler getirdik yazılı olarak ve en büyük talebimiz de şu oldu. Toplu taşımacılık hükümet programına girsin. Toplu taşımacılık hükümet programına. Hükümet programının bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir siyasi hükümetlerin programında toplu taşımacılık yoktur. Olmadı. Ve bunu biz öneri götürdük. Nedendi bunu götürmemiz sebebi? Biz bu işin sıkıntılarını da artısını eksisini de bilen kişiler olarak bunları kendilerine ifade ettik. Fakat biraz önce de söylediğim gibi Lapta'da şirket olun da destekleyeceğim sizi. Hop arkadan bir başkasına izin. Çatalköy'de şirket olun. İki kavgalı, yıllardır kavgalı olan şirketi sebep oldu izin kurulu. Çok güzel yaptı. Kooperatif olun diyorlar. Evet. Oldular. Sonra? Size izin de vereceğim dedi. Geliştirin kendinizi. Ondan sonra bir başka ismini vermeyeceğim büyük bir otele. İki tane personel izni. Hiç bu işin alakası olmayan bir başka şahısa da izin verildi. Ve burada mesela vatandaşlık söz konusu değil. Belki de o kişiler vatandaş. Yok vatandaştır orada. Yani hani diyoruz ya asıl sorun sanki vatandaşlıkmış gibi. İşte bundan daha çok büyük vatandaşlık mı yoksa başka bir şey mi? Onu demeye getiriyorum. Bundan daha çok önemli sorunlarımız varken ilgili hükümet, ilgili bakanlık ya da izin kurulu bunları çözme adı altına çalışma yapmadı da her şey tamamdır. Bu noktaya mı geldik? Yani vatandaşlık mıydı soru diyorsunuz? Her şey tamamen bu muydu? Bir en büyük sorunumuz bu muydu? Bu muydu diyoruz. Ki böyle olmadığını siz söylüyorsunuz. Böyle değil zaten. Yani şunu söyleyeyim. Üniversiteler dediğiniz, üniversiteler... Bir üniversitemiz var ki, en eski üniversiteden bir tanesi, dışarıdan kendi otobüsleri 60 liraysa, 80 lira dışarıdan hizmet alır. Bunun haricinde hiçbir üniversite, diğer üniversite, iki üniversite var hizmet alan. Diğerlerinin hiçbiri hizmet almaz. Ne yaparlar? Kendi araçlarını çoğaldırlar. İlgili hükümetlerden izin alırlar. Ve girmedikleri, köy girmedikleri sokak kalmadı. Bu defa hükümete giden, hükümet okullarına giden çocuklar sayısı düştüğü için, doğal olarak yolcu düştüğü için, o köydeki işletmecinin da işi düşer. Halbuki o köyün çocuğudur, o köyün yolcusudur, o köyün öğrencisidir bu üniversitelerin evet. taşıdıkları. Ama o okula gitmesin mi? Gitsin. Parası varsa gitsin tabii. Bugün üniversiteler ne kadar öğrenci taşıdıklarını, öğrencilerden bu kadar para kazandıklarını vergi dairesine beyan ediyorlar mı? Etmiyorlar. Hükümeti çalarlar. Üniversiteler, hükümetleri çalarlar, vergi çalarlar. Hizmet satın alsınlar. İnanın ki daha çok kurtaracak kendilerini. Peki. Evet, ben siz ne dersiniz? Bu konuyla ilgili şunu demek istedim. Hindistan'da ve Pakistan'da olmayan araçlara da toplu taşımacılık olmaz Mert Bey. Gerçekten öyle. Yani, dolayısıyla siz bu konuda haklısınız. Gerçekten öyle. Ülkede işte bunun eksikliği vardır. Bakın güney komşumuz Rum tarafında devlet buna katkı yapıyor, teşvik ediyor. Ne yapıyor? Kooperatifleşmeye gidiyor. Bizim de vizyonumuz ve misyonumuz buydu. Kooperatifleşme yapalım. Biz bununla izin kurulunun başkanı Sayın Sakallı, Halit Sakallı ile aynı görüşteydik. Biz bu bütün... Evet. Tutmadı ne yazık ki. Ama öncelikle bölgesel kooperatifleri yapacaktık. Şu anda biz Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne hattındaki bölgede bir şirket kuruldu. Adı Cluster bu.
ve orada kooperatifleşme olup ne oldu? Burada kaliteyi artırmak. Araçlar lüks olacak. Servisler sık olacak. Şoförler düzenli, imtizamlı olacak. Yani işi bilen şoförler koyacağız. Dolayısıyla bunların yapılması için demin arkadaşımız söyledi. Hükümet programında toplu taşımacılığın olması lazım ve toplu taşımacılığın teşvik alması lazım. Bu, biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın örnek verdik. Orada teşvik vardır. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeyi örnek alıyoruz. Onu alalım. Orada da belli programlarda biliyorsunuz bu KOBİ'lere, KOSGEB'lere hibe verilir. Bize de versinler. Biz de araçlarımızı yenilerim. Kaldı ki biz bunları almadan kendi öz sermayemize borçlanarak, harçlanarak biz bunu yapıyoruz. Ama bu yeterli değil. Yani burada bizi erk edenlerin olayı, yani yasaları ve tüzükleri ben çıkarmıyorum. Onların düzenlemesi lazım ki toplu taşımacılığın önü açılsın. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Yani burada bir üniversiteniz mesela, üniversitelere örnek verdik. Bakın siz diyorsunuz ki taşımacılık yapmıyor. Üniversite nedir? Bilim yuvasıdır. Bir evet. Büyük üniversitenin 53 tane T izni vardır. 53 tane. Hı hı. Bu siz dediğiniz gibi lokal çalışmıyor, şehirler arası çalışıyor. Arkadaşımın da dediği gibi köylerin en ucuna köylerin her noktasına kadar gidiyor bu. Ya arkadaş sen üniversite misin yoksa taşımacılık mı yapıyorsun? 53 tane T ne demektir biliyor musunuz? Diğer bir üniversitenin 49 tane izni var. İsim vermeyiniz dediniz de biz evet. De vermiyoruz. Evet. Peki 49 tane izin bugün en büyük bizim Lapta bölgesindeki işletmecilerin o kadar izni yok. Tek bir kişiye 49 tane izin veriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bana yine izin talebinde bulunuyorsunuz. Bırakın dışarıdan hizmet satın alın. Bırakın siz de işinizi yapın. Bu insanlar da hizmet satın alıp sizden bir ekmek yesin. Bu işi kendinizin geliştirsin. İşlerini büyüsün. Bakın bu sektörde de yeni arkadaşlarımız geliyor. O yüzden gelmiyor kimse. O yüzden bu şoförcülüğü ve bu otobüs işletmeciliği yapmak istemiyor. Yani çünkü önü kapalı. Karanlık. Ne olacağım belli değil. Dolayısıyla bizi teşvik etmeli lazım. Önümüzün açılması gerekir. Hani bir şey var, gölge etme bir laf vardır. Evet. İhsan istemem gibi. Bizim önümüzü açıklarına kapatıyorlar. Biz kooperatifleşmeden yanayız, toplu taşımanın geliştirilmesinden yanayız. Bunları da biz kademe kademe yapmaya çalışıyorduk. Kardeş olarak bunu tabii kim yapacak? İzin kuruluyla beraber, devlet bizi yönetenlere ver, bizi erkle yapılacaktı bu. Ama gelinen bu noktada demin sizin dediğiniz her şey bitmiş gibi şimdi çalışma izinlere şoför çalışacak mıyız, çalışılmayacak mıyız diye onun tartışmasını yapıyoruz burada. Evet. Bu yanlıştır. Ülkenin gündemi bu olmaması gerekir. Ülkenin gündeminin toplu taşıma nasıl daha iyi bir noktaya gelir onun olması gerekir. Bugün taksicilerde büyük bir rahatsız vardır. Bu akşam onlar iftardan sonra toplanacak çok büyük bir kesim var orada da. Ve o arkadaşlar bizimle beraber hareket edecekler. Ve çok büyük olaylara gebe olacaktır bu işler. Yani bu işlerin aklı senin galip gelmesini diliyorum. Ve bu işlerin de çözülmesi umudundayım. Yoksa ülkede yeni olaylar çıkacak. Yani peki, o yeni problemler büyük kaoslar yaşanacak. Peki şimdi izleyenlerden sizin de tanıyacağınız üzere Beksan Bekir Akandere. O da sosyal medya üzerinden takip ediyor. Hatta paylaşmış. Benim az önceki sorumu aslında farklı bir noktadan değerlendirmiş. Ben aslında bu tabii ki mevcut durumdan mevcut şoförleri, işletmecileri sorumlu tutmuyorum tabii ki ama böyle bir sorunun olduğunu dile getirmeye çalışmıştım. O da aslında sizin gibi ifade etti. Hemen ben de paylaşmak isterim Sayın Bekir Bey'in ifadelerini. Diyor ki Sayın Mert Özdeş, toplu taşımacılığın ülkede gelişmemiş olmasındaki esas sebebi ilgili bakana ve hükümete sormalısınız. Bunun esas sebebi toplu taşımacılıkla ilgili hiçbir hükümet politikasının olmayışıdır diyor. Sizlerle hemfikir. Taşımacılığa bir standart ve düzen gelmesini emin olun ki biz taşımacılığı icra edenler daha çok istiyoruz demiş. Ancak siyasiler toplu taşımacılık üzerinden popülizm yapma yerine halka hizmet için doğru ve gerçekli planlar yapmalıdırlar demiş bizlerle birlikte. Biz daha çok istiyoruz diyor. Evet. Sizler de öyle söylüyorsunuz. Evet. Yani bunlar mevcut değiliz. Bekir arkadaşımız da, pardon Mehmet, bizimle beraber yönetimde onun işi evet. Olmadığı için gelemedi bugün. Evet. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Görüyorsunuz biz yani yönetim olarak aynı fikirdeyiz. Çünkü siyasilerin bu toplu taşımacılığı, popülizm yapıp izinler verilmesi. Demin arkadaşımız anlattı. Adam sektörden değil, Çatalköy, Girne arasında taşımacılık yapıyor. Turistik değil de. Turistik değilin anlamı şudur. Turistik de ülkeye gelen turistleri taşımak ve gidecekleri otele transferlerde kullanmak için rehber eşliğinde kullanılan bir izindir. Ama arkadaş bu işi yaptı. Ara emri aldılar. Ara emri aldı bu iş yapamaz diye. Ara emri bile kolluk kuvvetleri polis şey yapamadı. Yani neden sonra durdurdu. Ve şu anda aynı şartlarda başka bir araç koydular. Büyük bir otel var orada.
Otel kendi turistik izini arabasını koydu. Taşımacılık yapıyor. Burada ne oluyor? İnsanların artık devletine, hükümetine inançları kalmıyor. Dolayısıyla tabii ki biz KKTC'deyiz. KKTC'de olmaktan da gurur duyuyoruz ama yani yasaları uygulamak lazım. Yasaları neyse onu yapmak lazım. Ve biz de bu popülizmin, bu siyasetin elini çekmesini istiyoruz. Bu taşımacılıktan. Ve bizim önümüzü açmasını, deminden beri söylüyorum, açmasını temenni ediyoruz. Mehmet de arada bir şey söyleyecek. Evet, sizin de alalım son sözlerinizi. Burası ada ülkesidir. Bu ada ülkesinde herkes kendi işini yaparsa herkes mutlu olur ve huzurlu olur. Otelci turizmini yapacak. Gelen konukları konuklayacak. İyi hizmet verecek ki memnun olsun. İnsanlar bir daha gelme arzusunda olsun. Acenteci ilgili turisti buraya pazarlayacak, getirecek. Bununla uğraşacak. Üniversiteler eğitim verecek. Üniversiteler eğitim ocağıdır. Yani herkes işini yapacak. Yemekçisi, restorancısı işini yapacak. Belediyesi, belediye şeyin hizmetini verecek. Toplu taşımacılığı da, toplu taşımacılık işini icra eden bizler yapacağız. Eğer her önüne gelen, bugün Özok yanılmıyorsun değil? Yine Özok, isim vermeyelim. Ha, isim vermeyelim tamam, lütfen. İlgili bir üniversiteye 4 tane izin verildi. Durdurulmadı da. Bugün aldığım bir habere göre yine de bir büyük şirketin ortağı olma adı altında bir derseniyle birlikte yeni bir üniversite açılıyor. Bu da bir kaostur. Yani bunlara bizim istediğimiz budur aslında. Bunlar durdurulsun. Bunlar bitsin artık. Toplu taşımacılığı nasıl ileri götürebiliriz'in çalışmasını hep birlikte yapalım. Kılık kıyafet ister. Biz de katılırız. Yapalım. Araçlarımızı yenileme ister. İmkan tanıyın, yenileyelim. Belli noktalarda sefer hatları yoktur. Hep birlikte kafa kafaya verelim. Yeni hatlar açalım. Biz yapalım. Destek de olalım. Yapalım ama. Ben bir toplantıya katılmıştım. Denetleme kurulu adı altında karşı temsilen. Bir defa katıldım zaten. Diğerine katılmadım. Sayın Halil Sakalay'a şunu sormuştum. Hiç unutmam. Sayın Başkan dedim. Biz denetlemeye çıktığımız zaman Güney otobüslerini denetleyecek miyiz? Hayır dedi bana. Peki neden? Yasamızda öyle bir madde yoktu. Biz Güney'den gelen otobüsleri denetleyemeyiz. Ha, Güney'den otobüs buraya gelecek. Yemesini, içmesini, suyuna dahi otobüsün altında kendi getirecek. Buradan alışveriş dahi yapmayacak. Hiçbir ekonomiye katkısı, faydası olmayacak. İstediği gibi elini kolunu sallayarak bizim turizm alanlarımızı pazarlayacak, gezecek. Hatta Ercan Havaalanı'ndan bile transfer alacak. Otele götürecek, transfer getirecek. Biz o bir tarafa geçemeyeceğiz. Bu bir. En büyük sorun. Bunun ivedilikle arkadaşımın da dediği gibi kıstasa kıstas onların bu tarafa geldiği bizim de o tarafa geçmesini isteriz. Bu bir. İkincisi, üniversite izinlerin dondurulmasını isteriz. En büyük kaostur. Personel izni ortalığında böyle bir izin yoktur ya. Personel izni nedir personel izni? Personel izni kime verilir? Personel izni Adnan Doğruyol'a bir şirket sözleşme yaparsa personeli taşısın diye o sözleşme dahilinde ilgili iznin altına ek düşülerek verilen izin değil. Başka kategoride izin yaratıldı. Personel izni. Ve KKTC sınırlarının dahilinde personel izni verildi. Bu emsal teşkil edecek. Diğerleri de istemeye başladı. Diğer otellerde istemeye başladı. Diğer üniversitelerde istemeye. Diğer inşaat şirketleri de istemeye başladı. Belediyeler de istemeye başladı. Peki bu her isteyene izin verildiyse ben buradan soruyorum. Biz ne yapacağız? İlgili bakanımız açıklasın. İlgili izin kurulu başkanı açıklasın. Biz ne yapacağız? İlgili olarak çok bir bilgim yok. Bu konuda tabii siz bir değerlendirme yapıyorsunuz ama acaba bir de izne çıkma durumunda olanlar için yani bu personel iznini alacak olan kişilerle ilgili olarak acaba onların bu konuda nasıl bir ihtiyacı olup olmadığı ilgili bir şey soramıyorum size. Bu konuda bilgim yok, açık onu sorayım. Dolayısıyla bu konuya hizmet alacaksınız. Bizden hizmet alacaksınız. Yani şu anlamda söylüyorum. Bunun dışında yani programın süresinin sonuna da geldik. Bizim anladığımız kadarıyla, sizlerin dile getirmiş olduğu kadarıyla ortada şoförlerin ulaşım sektörünün çok ama çok 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 başka sorunları var. Çok. Ve aslında bu sorunlar yumağı içerisinde çalışma izniyle çalışanların vermiş olabilecekleri sektöre zararı belki de göz ardı edilebilecek kadar oldukça az.
Zira ne gerek kaza ne de buna benzer başka bir sorun aslında ulaşım ve toplu taşıma sektörünün önünde bir engel değil. Bizim başka sorunlarımız var. Eğer gerçekten iyi niyetliyseniz önce bu sorunlara gelip çare bulun. Toplu taşımayı ayağa kaldıralım. Evet. Bizlere destek verin. Yeni hatlar çıkartalım. Evet. Araçları yenileyelim. Personele kişisel gelişimi sağlayalım. Mesleki gelişimi sağlayalım. Eğitim verelim. Okul açılsın. Biz bunlara tamam diyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Kaçak taşımacılığa karşı çıkalım. Efendime söyleyeyim. Vesaire bir dünya şey öneriniz var. Evet. Program içerisinde dile getirdiniz. Evet. Ama bütün bunlar bir kenarda duruyor ve aslında en büyük sorun çalışma izniyle çalışanlar oluyor ve önce bu sorun. Tabii aslında direkt bunu söyleyerek aslında popülist yaklaşmak istemiyorum olaya. Tabii ki diğer konularla ilgili olarak da detaylar var bu değişiklik içerisinde bu daha çok yankı bulduğu için de bunun üzerine gitmeye çalışıyoruz. Sorun çalışma izniyle çalışanlar değil, sorun aslında toplu taşımacılığı popülist, belki de popülizm malzemesi olarak kullanan siyasilerdir diyorsunuz. Kesinlikle. Bu şekilde bağlayalım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Varsa bir cümle çok kısa hemen alalım. Ben söz vermemiş olayım. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz karış olarak çözüm önerimiz aradık. Bu kaçak taşımacılığının nasıl durdurulmasıyla ilgili. Bunları bizim her ay bir gazete çıkıyoruz. Karış gazetesi. Bizim üyelerimizin sesi bu gazete. Ve bu ayki sayımıza kaçak taşımacılığı işledik. Ve burada da yapılması gereken ve caydırıcı yasaların neler olması gerektiğini ve çözüm önerimizi burada yazdık. Buradan üyelerimiz bunu takip ederse sevinirim. Dediğiniz gibi size zaten hemfikiriz. Ülkede o kadar toplu taşımacılığın problemi varken bu çalışma izinlerinin gündeme getirilmesi manidardır. Ben bize bu fırsatı verdiğiniz için Diyalog TV'ye ve size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Mehmet Bey, sizin de alalım varsa son sözlerinizi. Öncelikle bu çıkan yasayla ilgili yapılan araştırmada biraz önce ifade ettiğim gibi binde iki kaza oranı olan ve öğrencilerimizi okullarına ve evlerine sağ salim taşıyan şoför arkadaşların bu yasadan çok büyük zarar göreceğini, aynı zamanda işletmecilerin de büyük zarara uğrayacağını ve bu zararın psikolojik olarak ailelere yansıyacağını buradan tekrardan ifade edeyim. Diyalog ailesine de çok teşekkür ederim. Burada bize bu imkanı tanıdığından dolayı. Umarız sesimiz bir yerlere ulaşabilir. Bir yerlere gelir de artık bu noktaya dur derler. Çünkü gerçekten bir su akıntısının içinde gideriz. Batma noktasına gelebiliriz ilerleyen zamanlarda. Umarız böyle olmaz. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Karış adına hem yönetim kurulunuza hem de tüm çalışanlarınız adına sıkıntıları dile getirmeye çalıştık. Çünkü bu başka mağduriyetler de yaratabilir. Bu olmasın, bir hak ihlali olmasın, bir başka aslında sorun çözme adına yapılırken. Evet. Peki teşekkür ederiz bir kez daha. Umarız bu ses bir yere ulaşır. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nın bugünkü söyleşisinin de böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Karış'ı ve aslında bu yeni yasayı, yeni tüzüğü konuştuk. Beraberinde başka sorunların da gelebileceğini görüyoruz. Zira bunu biz değil, ilgili kişiler, sektörün öne gelen isimleri, temsilcileri bu şekilde dile getiriyor. Ve yönetimi popülist değil, gerçekten sorunların çözümü adına bir şeyler yapmaya çağırıyorlar. Biz de bu arada aracılık yapmış olduk. Ve programımızın süresinin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın efendim.